Ben 2019'da başladım. İlk hangi spora gideceğime karar veremediğimiz için jimnastik bütün sporların temeli diye jimnastiğe başladık. Jimnastiği beğenince de jimnastikle devam ettim. Haftada 6 gün gidiyorum. 3 saat antrenmanlar. Tatillerde falan çift yapıyoruz. Yani oyun oynamak istiyorum ama bir şeyler başarmak için de çalışmamız gerekiyor. O yüzden gidiyorum. Okullar arası İzmir şampiyonası, okullar arası Türkiye şampiyonası, iki tane Türkiye şampiyonası, bir de bu Balkan yarışması. Yarışmada çiftler olarak ikinci olduk. Takım olarak, Türkiye olarak da birinci olduk. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonu. Dünya. Herkes beni çok mutlu etti söyledikleriyle. Herkes tebrik etti. Yani mutlu oluyorum kendimi izledikçe bir yerlerde. Bu çok güzel bir başarı her şeyden önce. Balkan Şampiyonası uzun yıllardır aerobikte yapılmıyordu. İlk defa yapıldı uzun yıllar sonra. Ve denizlerin kategorisi de 12-14 yaş kategorisi olduğu için bu yaş grubundaki birçok çocuk milli takıma giremiyordu öncesinde. Yani federasyondan böyle bir destek görmek çok güzel. Her şeyden önce 12 yaşındaki bir çocuğun milli takıma girip milli forma giyebilmesi ve yurt dışındaki çocuklarla bu yaşta yarışmaya başlayabilmesi ve kendini yurt dışında nerede olduğunu görebilmesi ilerisi için çocuğun hedeflerini belirlemesi için çok önemli ve çok güzel. Yani öğrencilerimden dolayı da çok mutluyum, gururluyum. Her şey çok güzel geçti. İkincilik elde ettik. Balkan şampiyonu olamadık evet ama ikinci olduk. Bu çok güzel bir şey çünkü onların yaşıtları dünya şampiyonuydu. Dünya şampiyonlarıyla yarışabilmek de onlar için hem çok güzel bir deneyimdi. Türkiye'de de yarışıyorlardı. Çünkü dünya şampiyonları da Türkiye'den çıkmaya başladı artık. Onlarla yarıştıkları için çok mutluyum. Kendilerini yurt dışında gördükleri için çok mutluyum. Aynı zamanda oradaki hakem ve antrenörlerin de Türkiye'deki yetenekli çocukları görme şansı olduğu için de çok mutluyum. Yani her şeyden önce özgüven. Burada bunu yapıyor olması bile çok büyük bir özgüven gerektiriyor. Evet, hani antrenmanını başkalarının önünde yapabiliyor ve jimnastik her şeyden önce biraz daha dışarıya dönük bir branş. Çünkü evet antrenör ve sporcu antrenman içinde birlikteyiz ama ne olursa olsun o podyuma çıktığında milyonlarca insan onu izliyor. Buraya bakalım, fotoğrafa bakalım. Şöyle, öncelikle çok gururluyuz. Yani buraya gelmesinde hocamızın büyük bir katkısı. 9 yaşında başladık. Nereye gideceğini, karar vereceğini bilemediği için dedik ki hepsinin altyapısı jimnastik olduğu için biz jimnastikle başlayalım. Daha ileride kendisi karar verir. Hangi spora gitmek istiyorsa oraya kendisi yön verir. Fakat jimnastiği sevdik. Orada ilerlemeye devam ettik. Tarif edilemez bir duygu zaten. Çok gurur verici. Oranın ortamı çok farklı. Yani onu anlatmak yetmez. Yaşamak lazım. Yani gerçekten çok farklı bir ortam. Evet. Ya kendi istemese zaten olmaz. Tabii ki o da istiyor. Okuldan çıkıyoruz. Bazen 4 vesait gidiyoruz. Antrenman dönüşü yorgun oluyoruz. Ödevlerimiz oluyor. Yani zor bir başarı. Yani bir başarı kazanılıyor ama çok zor kazanılıyor. Gerçekten bunu çocuk yani daha iyi biliyor.